Efendim, Mızrak köyündeyiz. Mızrak, Ağrı ilinin Tutak ilçesine bağlı olan şirin köylerimizden birisidir. Ağrı iline 62 kilometre, Tutak ilçesine ise 22 kilometrelik mesafededir efendim. Köyün iklimine baktığımız zaman karasal iklim etki alanı içerisindeyken yazları sıcak, kışları soğuk ve kar yağışlı olmaktadır. Sert bir karasal iklim etki alanı içerisinde olduğunu da belirtelim. Nüfus anlamında bakıldığı zaman toplam köy nüfusu 142 olmakla beraber yıllara oranla göç hareketinin olmadığını da belirtmiş olalım. Aksine nüfus artışı söz konusudur. Evet, 1912 yılı kayıtlarından bugüne kadar Mızrak Köyü olarak adlandırılıyor. Köyde ilköğretim okulu bulunuyor, içme suyu bulunuyor. Ancak kanalizasyon şebekesinin olmadığını belirtelim. Köye ulaşımı sağlayan yol stabilize olup köyde elektrik ve sabit telefon bulunmaktadır. Evet, şu anda kıymetli köy muhtarımız yanımızdalar. Muhtarım merhabalar, nasılsınız? Merhaba efendim, teşekkür ederim. Ben Mızrak Köyü'nde 1971 yılından Mızrak Köyü'nde doğdum. İlk öğretimi Mızrak Köyü'nde tamamladım. İki dönemdir muhtarlık yapıyorum köyde. İkinci dönemimdir. Köyümüzün tarihi 1885-90 yıllarından tarihi. Evet. Bizim köyde yani okuma bakımından şu an doktor da var köyde. Ondan sonra hemşire de var, öğretim üyesi de var, avukat da var. Köy okuma bakımından çok tüm köylerden daha iyidir bu Tutak köylerinden. Eğitim manasında kendini geliştirmiş olan köylerden birisi. Evet, çok geliştirmiş köylerden birisidir. Hı hı. Ondan sonra köyümüzün gelir olarak çiftçilik yapıyoruz, hayvancılık, inek. Küçük başla büyük baş bakıyoruz. Evet. Tarımsal olarak buğday, arpayı çok pek az ekiyoruz. Yani dağlık olduğu için, yayla olduğu için çok az ekiyoruz. Onun dışında köyde arıcılık da yapan vardır. Arıcılık. Evet. Arıcılık da şu an yapan var. Onun dışında herhangi bir işle meşgul olan yok. Peki tarım, hayvancılık ve arıcılık dediniz. Köydeki halk bu sayede geçimini sağlıyor. Evet, hayvancılık. Peki, köyün tarihçesini sizden dinleyelim. Tarih 1885-80. Bu tarihlerde kurulmuş bu köy. Ondan sonra 1912-14 yıllarında bunlar göç edip Güneydoğu'ya gitmişler. Güneydoğu'da tekrar geri geldiler. Geri gelmişler. Ondan sonra gitmelerinin sebebi Rusların buraya gelmesiyle bunlar Güneydoğu'ya gittiler. Ondan sonra tekrar geri geldiler. 1915 yılından falan geri geldiler. Halen köyümüzü şu an 1915'te beri devam edip yine gidiyor. Ermeni ve Rus zulmü de bu köyde de gerçekleşmiş. Evet. Ve insanlar bu yüzden göç hareketi gerçekleştirmişler. Evet. Aynen, Ruslar bunların zulmünden kaçıp Güneydoğu'ya sığınmışlar, akrabalarına, tabii ki oradaki insanlara. Genellikle hangi illere göç yaşanmış peki? Adıyaman, Urfa, Diyarbakır. Diyarbakır tarafına gitmişler. Genel manada Güneydoğu bölgesine göçler sağlamış. Evet.
Evet, şu an köyümüzün camisinin bahçesindeyiz. Evet. Köyde imamımız bulunuyor mu? İmam daha önce vardı, bir yıla yakın. İmam emekli oldu, gitti. Peki, okulumuzda öğretmenimiz var mıdır? Okulumuz var, 19 tane öğrencimiz var. Taziye evimiz var, evet. İmam evi var. Bizim şu an imam istiyoruz, ben Lütfü Bey'e söyledim, Lütfü Bey gönderecek ama evet. Ne zaman gelir artık? İnşallah. Şu an Tutağ'ın 56 köyünde imam yok. Evet. Okulumuzda 1983 yılında beri kurulmuş. Hı hı. Şu an 19 tane öğrenciyle öğretmeni de var. Evet. Okulumuz açıktır da devam ediyor şu an. Okullarda evet. Başladı zaten. Evet. Öğrencilerimiz de okullara gitmeye başladılar. Evet. Peki, teşekkür evet. ederiz. Ben teşekkür ederim. Amca merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Koyun kırpıyorsunuz şu evet, anda. Evet, koyun kırpıyoruz. Evet, önce bir sizi tanıyabilir miyiz? Biraz kendinizden bahsedelim. Ben 1949 doğumlu Mehmet Zeki Kaya Mızrak, köyü Tutak Ağrı. Benim başka herhangi bir şey soracaksa sorun. Şu anki yaptığınız işle alakalı soralım. Şu anda koyun kırpıyorsunuz. Koyun kırpıyoruz. Tekniğini nasıl yapıyorsunuz? Yünü mü? Üstündeki yünü nasıl alıyorsunuz? Yünü değerlendirmiyoruz. Hı-hı. Değerlendirmiyoruz. Bizim buralarda fabrika yok. Hı-hı. Yünü kilosu 4 lira, 5 lira. Bu civarında satılıyor. O da kimse almıyor. Hı-hı. Yani daha Türkçesi yün çöplüğe gidiyor. Değerlendirmiyoruz. Çünkü alan yok. Başka bir manada değerlendirmiyor musunuz şu anki yünü? Ya yatak olur. Hı hı. O da herkes kendine göre, hani senelerce yatak yapıyor. Evet. Herkesin yeteri kadar fazlasıyla yatakları vardır. Hı hı. Önceki bayanlar bunu halı yapardılar. El dokuma halı yapardılar. Onlar şimdi eser oldu. Hı hı. Evet. Yastık yapardılar. Hı hı. Onlar eser oldu. Artık yok. O bayanlar da yok. Tamam mı? Buyurun. Peki, kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgileri. Teşekkür ederim. Evet efendim, şu anda Mızrak Köyü çekimlerimiz devam ediyor. Şu anda Mehmet Nuri Kaya'nın evindeyiz. Birazdan Mehmet Bey ile de görüşeceğiz. Kendisi 5 dönem il genel meclis üyeliği gerçekleştirmiş ve yaklaşık 25 yıllık bir görev süresi gerçekleştirmiş. Şu anda kendileri yanımızdalar. Bizleri kendi evlerinde konuk ettiler. Mehmet amca merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ ol. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet amca, teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 1943 yılında bu köyde doğmuş. Evet. Ondan sonra askerliğimi yaptıktan sonra Adalet Partisi'nden ben de Tutak Teşkilatı'nda yer almışım. Evet. Ve ondan sonra ben
5 güne Ziraat Odası başkanlığı yaptım. Ondan sonra onu da bıraktım. Ondan sonra 1989'da il doğru yoldan il genel meclis üyesi seçildim. İl genel meclis üyesi, evet. 2014'te de ben bıraktım. Yani seçime girmedim. Tarihçem bu kadar. Ticaretle uğraşıyordum. Evet. Bir dönem Konya'da bir süre besicilik yaptım. Ondan sonra Antep'e hayvan sattım. Evet. Evet, görevden sonra il genel meclis üyeliği 5 dönem yaptıktan sonra hayvancılık alanında. 5 dönem yaptıktan sonra kendisi. Ben 4 senedir rahatsızlandım. Evet, geçmiş olsun diyelim. Sağ ol. Ben 1 sene Ankara'da tedavi gördüm. Ondan sonra geldim. Erzurum, Ağrı'dan da yine ben tedavi gördüm. Evet. Vallahi şu an biraz iyiyim. Yani çok Allah değil. Allah şifa ver. Yani ben eğer durum olsaydı ben sizin yanınıza gelirdim. Yani ben sizi buraya kadar yormazdım. Estağfurullah. Biz geldik, sizi ziyaret ettik. Çok da mutlu olduk. Bizleri çok da iyi ağırladınız. Bu köyün tarihçesinden bizlere bahseder misin Mehmet amca? Eskiden bu köy nasıl kuruldu? Bu köyde neler yaşandı? Ermeni ve Rus zulmü geçirmiş olan köylerden şimdi, birisi. Bizim bu tutar bölgemiz daha evvel Ermenilerin işgalindeymiş. Fakat bu köyde Ermeni yokmuş. Niye yok? Bu köy tarıma elverişli değil. Ondan sonra onlar da tarım yerlerini arıyorlar. Bu böyle. Ondan sonra bu köy 1825 yıllarından yani bu civarda bu köy kurulmuş. O gündür böyle devam ediyor. Rus işgalinden buraya Ruslar bu Eleşkirt yolundan gelmişler. Bu köyde o zaman 3 kişi esir götürmüşler. Ondan sonra Hamidiye alaylarının şeyleri de bunlar varmış. Biliyorsun o zaman kütüphelerle falan. Onlar öyle götürmüş. Bu üçü de gelmiyor. Yani biri gelmiş. Biri gelmiş. İki tanesi de gelmedi. Bir tanesi benim amcam. Biri de bizim komşumuz. Bir tanesi de geldi. Mehmet amca teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tarihçeden bizlere bahsettin. Evet. Teşekkürlerimizi sunuyoruz size. Çok iyi ağırladınız. Onun için de ayrıca teşekkürler. Sağ olun, çok sağ olun. Sizi de gördüm, çok memnun oldum.